Böyle birçok şey anlatan görsel koymuşlar ama anlamıyoruz. Çünkü Japonca. Ne var içeride? Ben beğenmedim. Yani üzgünüm. Beğenmedim. Leylek gibi kafamı sokayım oraya. Sen de benim fotoğrafımı çek dedi herhalde. Yani ne kadar doğru bir benzetme olur ama bizdeki Eyüp Camii'nin civarı kargaşası var gibi hissettim. Bugün de bize yaklaşık toplasam $1 değil. Beatles istediler abi, nereden bileyim Beatles ben. Türkiye'de görmediğimiz, bu sebeple bana ilginç gelen bir durum daha var Japonya'da. Bu da abi böyle otoparkların oluşu. Yani başında kimse durmuyor. Neredeyse iki sokaktan birinde böyle otoparklar var. Arabanızı buraya park ettiğiniz anda otomatik olarak şu zımbırtı havaya kalkıyor. Ve siz buradan ödemenizi yaptıktan sonra aracınızı alabiliyorsunuz. Fiyatları da şöyle. Yani şunları direkt $8, $6 falan diye düşünebilirsiniz. Başında kimsenin olmayışı ve yani bu şekilde otomatik bir sistemin oluşu gayet hoş, mantıklı. Sen Japonsun bir kere, akıllı adamsın. Gerçekten öyleymiş. Abi Japonları seviyorum, buraya aşık oldum dedim ya. Yani hem ahlak kurallarına çok tutucular, hem de toplum kurallarına, hem de çok bu kurallar. Bizden daha fazla diyebilirim. Her yerde garip garip kurallar var. Cadde bomboş olsa bile sırf 20 kişi bekliyor diye adım atmadım yola. Yeşilin yanmasını bekledim. Yani olması gereken bu zaten, biliyorum, tamam. Bir örnek vermek istiyorum. Burası metro çıkışı, dikkatimi çekti. Yani kafana göre metrodan indim bir sigara yakayım olayı yok. Ne, her yerde zaten şöyle işaretler var. Abi adamlar şurada toplanıp sigara içiyor ya. Bak smoking area yazıyor. Sigara bölgesi. Bak dışında içemez. Kapıda içemez. Buradalar yani. Toplum kurallarına uymaları çok takdire şayan bir hareket. Arkadaşlar Japonya yüzyıllar boyunca feodal yapıda kalmış. Hatta en uzun imparatorluk unvanına sahip 2000 yıl. Fakat anayasa kararına göre imparatorun herhangi bir hükmü yok. Sadece törensel tören günlerinde ortaya çıkıyor. İki şakşak falan, yani böyle bir olayı var. Japonya'da her yıl 1500 deprem oluyor. Yani bunu zaten siz biliyorsunuz. Adamlar buna göre evrimleşmiş ve Tokyo dünyanın en gelişmiş baş kenti. Birçok yerde gökdelen görebilirsiniz. Adamlar 6-7 tarzı noktalı depremleri çok da fazla kale almıyorlar. Her yıl 30 bin kişi intihar ediyor bu ülkede. Hatta intihar ormanı diye ünlenmiş bir ormanları bile var. Yani genel olarak yalnızlar insanlar. Bence bu sosyal hayatın getirdiği bir dışa itim olabilir. Yani Japonlar çok onurlu, gururlu insanlar olduğunu da biliyorsunuz. Hatta Titanik'ten kurtulan Japon bir adam var. Ülkesine geri döndüğünde ülkesinin utanç kaynağı diye adamı bayağı dışlamışlar. Asgari ücretleri 153 bin küsür yen. Bu da 8060 TL'ye falan tekabül ediyor. 1 TL 20 yen. Ama yani 20 yeni bir Japon yerde bulsak eğilip almaz. Dediğim gibi bir karnını doyurmaya çalışsanız, bir öğle yemeği, bir kahvaltı, bir akşam yemeği. Etiket ürünü markette 1000 yen altına çok az şey var. Onlar için yaşanılabilir bir durum. Çünkü 153 bin yenin üstünde genelde maaş alıyorlar. Benzinin litresi 7.75 TL, ekmek 185, yani $1.5 falan yapıyor. En pahalı şehirlerden birisi burası ve ulaşım da nasibini almış durumda bu pahalılıktan. En kısa güzergah için 250 yen veriyorsun. Yani $2.5. Ve bu devam ettikçe, metro durakları arttıkça fiyatı da artıyor yüksek bir şekilde. Aylık abonman kartları var, 10.000 yen. Bu da 560 TL falan yapıyor yani. Pahalı arkadaşlar. Tokyo gerçekten pahalı. Kaldığım kapsül otele ben $75 verdim. Ve Tokyo'da bulabileceğiniz en ucuz hostel. Suç oranı gerçekten çok düşük. Yani insanlar suçtan uzak durmaya çalışıyor.
çalışıyor. Ne kadar herhangi bir dinleri olmasa da yaptıkları iyiliği ibadet sayıyorlar. Böyle bir kültür. Ben aşık oldum Japonya'ya. Gerçekten çok sevdim. İnsanları harikulade. Çok kibarlar, çok nazikler. Yani havaalanında demiştim, 5 görevli birden çantamı boşalttık. Abi her hamlede bir sorry, bir thank you. Bu kadar mı tatlı olurlar? Derim arkadaşlar, insanın dini, dili, ırkı fark etmez. İnsanlar ikiye ayrılır. İyi insanlar ve kötü insanlar. Adamlar herhangi bir dini yok genelinin. %90'a yakını inançsız. Tamam, bu amaçsız olmalarını sağlıyor. İntiharların belki çok olmasını sağlıyor olabilir. Ama gerçekten kültür olarak iyiliği benimsemişler. Yerlerde bir tane çok görememek, insanların birbirine sürekli saygı gösterme halinde oluşu, güler yüzü benim çok hoşuma gitti. Benim için Tokyo'nun, bu da sadece benim için zaten, tek eksi yanı gerçekten çok pahalı oluşu. Ama tekrar gelmek isteyeceğim ülkelerden biridir Japonya. Yani en basit bir metro yolculuğu 60-70 lira tutuyor bir yerden bir yere, yarım saatlik yolculuk. Bu yüzden genelde yürüyorum. Onun dışında gayet iyi. Tekrar görüşmek üzere. Taito semtinde bulunuyor. Eğlence, alışveriş ve tapınağın olduğu bir merkezi alan. Bu binada 17. yüzyılın ortalarında Kengo Kuma tarafından inşa ediliyor. 7. katı turistler için ücretsiz manzara noktası. Bir yere geldiğim ilk gün genelde dinlenmeye çalışırım ama Japonya'daki ilk günüm yüzbaşı falan olduğu için biliyorsunuz daha garip geçmişti. Ama dün akşam hem böyle çamaşır işlerimi hallettim hem de oturdum birazcık ders çalıştım bu şehirle alakalı. Yani eğer bu araştırmayı yapmasaydım bu binayı bulamazdım. Mesela arkadaş bilmiyormuş buranın böyle bir yer olduğunu, çıkıldığını, ücretsiz olduğunu, manzara olduğunu. Benim nacizane fikrim, tavsiyem bu acemi halimle öğrendiğim. Bir şehre gittiğiniz zaman bol bol okuyun, araştırın, notlar tutun. Böyle harika noktalar keşfedebilirsiniz. Ben tutarım rehber Hasan, o bizi gezdirir diyorsanız bu da bir seçeneklerden biri. Yani konu paranın dışında bu şekilde kendinizi daha özgür hissediyorsunuz diyebilirim. Biz şu an buradayız. Böyle birçok şey anlatan görsel koymuşlar ama anlamıyoruz. Çünkü Japonca. Merdivenlerle giderken böyle bir kata denk geldik. Dışarıda gösteri izliyorlardı. Abi Asakusa'daki temple'a geldik. Tapınağı. Yani onu sordum şimdi. Bu dedim Budist tapınağı mı? Shinju inancın tapınağıymış. Yani Budist'le benzer bir olayı var Shinju'nun da. Yalnız ana baba günü. Bakalım ilerleyebileceğiz mi? Bugün hafta içi bir de yani arkadaşlar. Bakalım görüntü almaya çalışacağım. Budizm inancında ruhun getirdiği açgözlülüğü ve kötü, bizim nefis diye tarif ettiğimiz duygulardan arınma yolu arar Budizm. Yani Japonların
bu kadar sevimli insanlar oluşu belki Sinju'na da bu yönde etkileri olabilir. Umarım doğru toplayabilmişimdir cümleyi. Abi içeride okumuştum. Ne ararsanız bulabileceğiniz böyle incik boncuklu tamamen turistlere hitap eden bir pazar var. Thank you. Puding gibi tadı. Abi bedava gördüğüm her şeyi yazılıyorum. Asakusa'ya bilerek sabah gelmek istedim. Çünkü Tokyo 24 saat uyumayan şehirlerden biri. Yani şu an kalabalık, akşam da kalabalık olacaktır. Bu arada nereye gittiğimizi de bilmiyoruz. Yani kalabalık bizi attı buraya. Kalabalıkla hareket ediyoruz yani. Abi biz şu yoldan kaçtık. Şuradan geldik, sonra böyle yaptık, tekrar geldik buraya. Şimdi böyle geri gitmeyeceğiz. Burası da kapalı. Akıyor insanlar. Abi burası hem tapınak bölgesi hem de böyle alışveriş için en uygun yer. Çünkü ne ararsanız var. Terlik mellik. İşte o abla gibi. Bak önünde de var. Elbise, yerel elbise kiralayabiliyorsunuz. Fotoğraf çektirmek için. Yani ne kadar doğru bir benzetme olur ama bizdeki Eyüp Camii'nin civarı kargaşası var gibi hissettim. Tabi burada daha fazla insan olduğu için daha kalabalık ortam. Abi böyle garip garip hediyelik eşyalar var. Fal bakıyorlar, el falı. Böyle ressam abiler de var. Baksanıza çok havalı şeyler yapıyorlar yani. Yani balık yakalama oyunu mu anlamadım. Oturmuşlar başına. Balık tutuyorlar ya. Snake. No. Sugar? Yeah, sugar. Abi ekşi şeker. Şeker. Ekşi şeker ya. Ben beğenmedim, beğenmedim. Yani üzgünüm. Beğenmedim. Beğenmedim. Şifa bak ya. Burası Asakusa'nın içindeki o büyük tapınak. O Temple'ın çevresinde böyle sokak yemekleri var. Baksana muzu ne hale getirmişler. Arkadaşlar Japon balıkları hakkında bir şey var. Belki geneliniz biliyordur bunu. Japon balıkları aslında özgür yaratıklar. Yani bizim küçük cam fanuslarda yaşadığını sandığımız balıklar değil. Tatlı sularda özgürce geniş geniş yaşayan balıklar. Bir gün bir pazarlamacı daha rahat bunları nasıl satarım diye küçük fanuslara koyuyor ve yaşadığını görüyor. Yani yapmayın. Ben tasvip etmiyorum. Siz de yapmayın. Japon balıklarına özgürlük. Abi adamın adını unuttum ya. Ben de yapacağım dedi. Takribi 1 dolar. Bizdeki tavşan çekiyor. Bunlarda da bunlar çekiyor. Kimse durmuyor başında. Kafana göre sallayıp devam edebilirsin aslında ama. Abi o şeyi sallıyorlar. İçinden çıkan harf herhalde. Ona göre kutuyu çekiyorlar. Eğer hoşlarına giden bir durumsa, olumlu bir şeyse gelip şuraya bağlıyorlar abi. Regular Fortune çıktığı için bağlamıyor. Ya iyi bir şey çıksaydı bağlayacaktı. Bu da böyle bir şey.
hala Asakusa'dayız. Şimdi böyle nehrin, Sumida Nehri'nin yanına geldik. Çünkü içeriler gördüğünüz gibi çok kalabalık. Burada gitar çalmaya çalışacağız. İncik boncuk. Abi şunlar ne yapıyor ya? Kafalarını sokmuşlar. Çok komik gözükmüyorlar ya. Ne var içeride? Leylek gibi kafamı sokayım oraya. Sen de benim fotoğrafımı çek dedi herhalde. It's really really funny. Abi tiplere bak. Gerçekten garip bir etkinlik. Bu kurulduk böyle nehrin kenarına. Ben Fransız gitarı tutuşu bile bir başka değil mi? İnciği boncuğu da oraya koydum. Belki biri sorar diye. Bunu Ermenistan'dan almış. Ödü diyor. İftar yaptık gençler. Yani Haluk Levent sevdiğimiz bir abimiz. Çocukluğumuz tabii ki onun şarkılarıyla geçti. Bugün de bize yaklaşık toplasam $1 değil. Beatles istediler abi, nereden bileyim Beatles bak. Da 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 da.